Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve vesselamu ala Resulillah. Şeytandan Cenab-ı Allah'a sığınıyoruz. Rahman, Rahim, merhamet sahibi Allah'a Cenab-ı Hakk'ın ismiyle başlıyoruz. Selat ve selam elçisi peygamberimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Her türlü övgü ve takdir, övgüyü de yergiyi de yaratan Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Değerli kardeşlerim, konu başlığımız bir hadis, bir kılavuz ve biz yani bir yolcu. Hz. Ömer, Hz. Muaz'a ve Ebu Musa ile Şari'ye bir talimat gönderir. Kuralları topla, Kur'an hamillerini yani Kur'an taşıyanlarını Kur'an hafızlarını topla. Onlar bizim nezdimizde muteberdirler. Dünyalık olarak da ihtiyaçlarının tümünü giderin. Sonra onları İslam coğrafyasının farklı yerlerine salmak suretiyle Kur'an'ın mesajının emanet sahibi kullara duyurulması için görevlendirin. Bunun üzerine kurraları toplar. Yani Kur'an hafızlarını ve bakın onlara hangi nasihati yapar. İnne hadzal Kur'an efendimizden duymuş olduğu bir haberdir bu. Kur'an bizim için nasıl bir kıymete sahiptir? Soruya cevaptır aynı zamanda. İnne hazal Kur'an muhakkak bu Kur'an diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Kainun lekum zikran. Sizin için bir zikirdir. Ne demek zikir? Bir. Sizin için bir öğüttür. Bir insanın kendisiyle yol bulması için almış olduğu bilgiler, nasihatler. Bu bir öğüttür. İki. Zikir hatırlatmadır neyi hatırlatır? Sırtımızda ağırlığını hissedelim hissetmeyelim. Cenab-ı Hakk'ın yüklemiş olduğu ağır sorumluluğu hatırlatır. Geçmişi hatırlatır, geleceği hatırlatır. Şu anda vazifelerimizi hatırlatır. Bizimle Allah arasındaki irtibatı, ilişkiyi hatırlatır. Geleceğimiz ölüm mü ötesiyle ilgili bilgileri hatırlatır. Bizi bekleyen akıbeti hatırlatır. Bütün bunları hatırlatan bir kaynaktır Kur'an diyor. Efendimiz Aleyhisselam. Zikirdir. Yani nedir? Zikir şandır, şereftir, üstünlüktür, namdır, ünvandır insanlar için. Zikir olan Kur'an'la birlikte olduğumuz oranda, öğrendiğimiz ve yaşadığımız oranda Allah nezdinde bir itibara, bir makama, bir yüceliğe sahip kılınırız. Bu zikirdir. Bu bizim için her dem okunması, paylaşılması, gereken bir gündemdir. Zikrin bir diğer anlamı da bu. Bir gündemdir. Kimlerle neleri paylaştığımıza dikkat edin. Allah paylaşın diye bir kaynak indirmiştir. Adı Kur'an. İşte o Kur'an paylaşılmaya değer yegane bilgiler taşımaktadır. Kur'an bir zikirdir. Başka nedir? وَكَائِنُنْ لَكُمْ اَجْرًا Kafatı büyük olan bir ücrettir Kur'an. Ayşe annemiz söyler cennet dereceler şeklinde yükseğe doğru çıkar. Her bir derecede tahmin edemeyeceğiniz muazzam nimetler vardır. Maddi ya da manevi. Bir alt derecede olanların tümü bir üste var. Ama bir üstü olanların tümü bir altta yok. Peki bu derecelerin sayısı ne? Kur'an ayetleri kadardır diyor. Kaç ayet varsa Kur'an'da o ayet sayısı kadar cennette dereceler vardır kaç ayet biliyorsa, kaç ayetle birlikteysek, kaç ayet paylaşmışsak, kaç ayet yaşadıysak, kaç ayetle sorumluluklarımızı yüklendiysek, cennette Cenab-ı Hakk'ın bize göstereceği o kadar makam ve mevkiye yükseleceğiz. O kadar dereceler atlayacağız. Bu bizim için büyük bir ücret kaynağıdır, vesilesidir aynı zamanda. Kur'an ve kainun aleykum mizran. Kur'an sizin için aynı zamanda bir sorumluluk, bir ağırlık, bir vebaldir. Dikkat edin bir vebaldir. Evet Kur'an toz pembe bir hayat sunmuyor. Elbette ilgilenenler ile ilgisiz kalanlar farklı muamele göreceklerdir. Bir sorumluluk yükledi Allah. Peki sırt çevirirsek ne olur? Sırt çevirirse dünyada başlıyor Cenab-ı Hakk'ın ona takdir etmiş olduğu ceza. Önce bir şeytanı ona kayıtlıyor. O şeytanla hemhal bir hayat yaşattırıyor. Ahirete irtihal ettiği zamanda o kişi Cenab-ı Hak hakkı hakikate, dünyadayken kör kalan bu adama ahirette de bir hayat göstermeyecektir. Hayat diyebileceğimiz hiçbir şey göstermeyecektir. Hepsi kaostur, sıkıntıdır, eziyettir, cefadır, azaptır. Cenab-ı Hakk'ın göstereceği. Onun için, Kur'an aynı zamanda bir vebaldir. Okumazsak vebaldir. Okur, anlamı nedir diye gayret etmesek, didinmezsek vebaldir. Anlamı anlaşıldı, uygulanmazsa vebaldir. Uygulandı, paylaşılmazsa yine vebaldir. Ve son olarak Efendimiz Aleyhisselam şöyle der. فَتَّبِعُ الْقُرْآنَ Siz görev olarak şunu yapacaksınız. Kur'an'a uyunuz. Kur'an size uymasın diyor hadisin devamında. Kur'an size uymasın. Ne demek Kur'an'a uyunuz? Kur'an ölüyü mezara defin ederken, telkinde bir ifadedir. Nedir o ifade? Sen ey kardeşim dünyadayken Kur'an'ı kendine imam yapmıştın ya işte onu imam yapmam bugün sana azık olacaktır diyerek vefat eden kardeşlerimize telkinde bulunuyoruz. Peki ya imam yapmadıysa o adam telkin de boşadır. Aslında bu telkin biz sağlara yönelik bir telkindir. Meğer Peygamber Efendimiz bunu yapmış ve ne demiş? Ey müminler siz Kur'an'a uyun. Onu imam yapın. Onu kendinize uydurmayın. Yani ona imam olmayın. Daha somut ifade ile söyleyeyim. Bir işi yaparsınız sonra Kur'an'a varırsınız. Bunun anlamı ne? Kur'an'dan yaptığınıza delil aramak üzere. Peki, bir işi yapmadan önce Kur'an'a varırsınız. Bunun anlamı ne? Kur'an size imam olsun istersiniz. Evet, imam kılanlar yapmadan önce acaba Rabbim bu konuda neyi yapmamı istemiş diye Kur'an'a varırlar. Böylece Kur'an'ı kendilerine imam yaparlar. Bu duyarlılığa sahip olmayanlar ne yaparlar? Önce işi yapar ya da sözü söyler fikri ortaya koyar sonra ona Kur'an'dan delil bulmak üzere arayışa girer. İşte bu Kur'an'ı kendisine uyduran insanın acınası halidir. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'a gerçekten tabi olan, duyarlı, Kur'an'la birlikteliği en büyük kazanç, şeref bilen kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.